Karnınızı lezzetli bir şeyle doldurmaktan daha hoş ne olabilir ki? Adil bir aşçı yarışmasında kazanmak dışında. Ya da adil değil. Hadi bakalım. Sevgili tordum bugün ne yemek ister? Benim dediğim çok kolay. Pankek. Elinizi ısıtın. Sorun değil. Pankek mi? Ne, hazırlıyorlar mı? Bir yerden hızlı olduklarını sanıyordum. Tamam. Ve ne kadar çabuk ağzıma girerlerse o kadar iyi olur. Bana öyle bakma. Yemeklerim seninkinden daha iyi olacak. Bunu göreceğiz. Yumurtalar, yavaşça parçaları mesute ekleyin. Ve sonra da un. Yumurta çırpıcı kullanacağım. Ve her şeyi kesinlikle tarife göre yapacağım. Neden bahsediyorsun tatlım? Tarif buruşuk bir kağıt parçası. Bir el çırpıcı yeterli olacak. Yumurta çırpıcı mı? Ne tür kelimeler bunlar? Çatal var. Bence işe yarar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve bu kadar. Değil mi? Tamam, önemli değil. Bu acana büyük annenin nasıl hamuru çıktı ya? Çünkü sevgiyle yapıldı tatlım. Hamurum eşit olarak dağıtılması gerekiyor. Böylece küp ince ve hassas hale gelecek. Güzellik. Şimdi yanmaması için çeviriyoruz. Çok güzel. Neyin peşindesin tatlım? Renkli şişeler de ne böyle? Ah, köylü. Bu sıradan bir gıda boyasıdır. Onu parlak ve neşeli hale getirmek için hamurun içine döküyorum. Yemek yapmakta hiçbir şeyi anlamadığını hemen anladım. Bak, onu tamamen ellerim olmadan çevirebilirim. Profesyonel olmak için buna yeterli değil büyük anne. İzle ve öğren. Gözler ve kaşları çizeceğim. Sonunda ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bu kokuyu aldınız mı? Bu benim yaklaşan zaferimin kokusu. Bu dünyanın en iyi pankeki olacak. Ne kadar uzunsunuz. Kabus, bunu nasıl yapacağım? Tamam, başarabilirim. Sakin ol. Anladım. Bunu alıp şuraya koymamız gerekiyor. Evet, sanırım başardım. Benim her şeyim hazır. Benimki de öyle ve ben daha hızlıyım. İşte bu bir savaş. Bu koku da ne? Aa, hayır! Pekala, büyük annem krepleri böyle çeviriyordu. Sadece ben de yapmalıyım. Aa, işe yaradı. Yani çevirmeyi başardım. Ama tadı ise bilmiyorum. Ay ay ay, hiçbir şey görmediniz. Pekala, bakalım. Fatih'in bu ben miyim? Süper! Biri bir! Sanki pankekte benim resmim var. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar güzel! Çok lezzetli! Bu kesinlikle kazanacak adaydır. Pekala. Bakalım diğer herkes de bu kadar lezzetli olur. Bu ne? Çok yağmış bir turta gibi görünüyor. Ve taş gibi sert. Hiçbir koşulda bunu yemeyeceğim. Çok güzel kokuyor. Sanki hafta sonu büyük annemin evine gelmişimdir. Denemek istiyorum. Ve üstüne tereyağı da koymuşlar. En sevdiğim. Sen en iyisisin büyük anne. Sadece inanılmaz bir tat. Kreplerine bayılırım. İşte bu kazanan. Kesinlikle. Evet, zafer benim. Sakin ol lütfen. Bu sadece ilk tur. Ne lezzetli bir kiraz. Burada kivi, ananas ve kola var. Ne pişireceğiz? Öğrenmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Tropikal meyvelerden oluşan bir kokteyl istiyorum. Wow. Tabii ki, olanlar yani karpuz gibi mi? Çok da zor değilmiş. Aceleydin çünkü gerçekten susadım. Come on. Birinci adım. Bir bardak seçmek. Bitti. Bakın nasıl yapabiliyorum. Ay, bakmasınız da olur. Bir şeyler ters gitti. Tatlım, büyük annene blender'e ver lütfen. Tabii, alın bakalım. Teşekkürler. Hangi malzemeleri seçsem? Ha, tamam, kiraz. Bir tane daha. Oo, çok tüylü. Çivi de ekleyeceğim. Ama onu temizlemeliyiz. İşte bu farklı bir konu. Blender'in içine gir. Daha fazla meyve.
ve çilek, portakal da. İşte. Çok güzel oldu. Şimdi düğmeyi çevirip açmamız gerekiyor. Ne? Büyük anne hayır, sakın onu çevirmeye çalışma. Neler oluyor? Ay neler oluyor böyle? Nasıl da sıçrıyor. Şu şeytan makineyi durdurun. Ay, sanırım hepsi bu kadar. Şu bardağıma bir bakın. Onun bozulmamış saflığı yok edildi. Ve bunun sebebi sizsiniz. Bağırmayın böyle, bu sizin için değil. Büyük ananas için büyük bir bıçak. Eğer bardağım uçtuysa yerine alacak bir şey bulmamız gerekiyor. Ve harika bir fikrim var. Eğer ananastan içini alırsak, gelecekteki içkim için mükemmel bir bardak olur. Burada neyin tropikal olduğunu bilmiyorum ama bu korpusu kesinlikle kullanacağım. Büyük anne yardım eder misin? Al bakalım tatlım. En çırpıcı. Harika. Niye karışım ama? Hoşuma gitti. Bu şurup değil mi? Ay çok lezzetli. Bu şurup bile kokteylimi abartacak. Dökelim. Ve sonunda süsleme. Bakın kokteylim her saniyede güzelleşiyor. Çikolata şurup tam gereken. Tatlım bunun lezzetli olduğuna emin misin? Evet bu bir sanat eseri. Her şey senin için tatlım. Bu arada sanat eserinden bahsetmişken. Tamam. Bunu denemeyebilir miyim? Ted! Üst üste ikinci turda beni zehirlemeye çalışıyorsun. Bu iğrenç. Ay bu çok lezzetli. Ay keşke eğlenceyi uzatabilsem. Ama son kokteyli de denemeliyim. Gelmiyor, geçmiyor. Oldukça iyi. Hatta hiç de fena değil. Kazananı seçme zamanı. Evet, şunu seçiyorum. Ananas kokteyli en lezzetlisi. Onu her gün içmek istiyorum. Bu tahmin edebilirdi. Çocuklar üzgünüm ama ben kesinlikle buradaki en iyisiyim. Of ya yine kaybettim. Pekala sevgili şefler, sipariş vermeye hazırım. Yumurta istiyorum. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Teddy bile bununla başa çıkabilir. Ben mi? Evet hazırım. Hey büyük anne uyuyakalmışsın. Cevap ver. Ne oldu? Nineciğim yumurtaya bak. Kate kızarmış yumurta sipariş etti. Hadi bekliyorum. En lezzetli yumurta istiyorsan o zaman neden bu ikisini çağırdın? Kendine güveni çok bunun. Bacınla büyük anne ne kadar güzel yağ döküyorsun. Ben de istiyorum. Peki bu nasıl çalışıyor? Ay döküldü. Neden bu kadar fazla oldu? Daha az yeterdi. Tatlım gerçekten biraz abarttın. Ama yine de yumurtada asıl önemli olan yumurtadır. Onları nasıl kıracağına bak. Anladım büyük anne. Kenara vur. Ay hesaplayamadım. Tamam. Yumurtalar tavada. Yani zafer yakında. İşte kızarıyorlar. Ya yumurtayı nasıl mahvedebilirsin ki? Tamam bırak kendileri halletsinler. Tava hazır. Şimdi işe koyabiliriz. Önce sarıyı beyazından ayaralım. Bunu yapması çok basittir ama ilk seferde işe yaramayabilir. Tüm beyazı diyelim bir kaba döküyoruz. Sonra yumurta çırpıcı işe girecek. Yumurtaları bir köpük haline getirmemiz gerekiyor. Tatlım bak aşçımız çıldırmış. Evet köpük yapıyor. Asıl önemli olan iyice köpük yapmak. Benim yaptığım gibi yani. Sonra sarıların sırası geliyor. Sarısı ısıtılmış bir tavaya dökülmeli. Çok iyi. Sadece sarısı mı? Biri şu kadını durdursun.
Ben de şoktayım. Tamam, harika. Şimdi sarısından beyaz eklemenin zamanı geldi. Beyaz yayıyoruz ve düzeltiyoruz. Çok iyi. Bildiğin gibi yap Mary. Sadece tuzağa ve bibere ihtiyacım var. Artık rahatsız etmeyeceğim. Evet, omletine ne oldu? Bilmiyorum, büyük anne saldırıyor bana. Çevir şunu, onu hemen ters çevir. Böyle mi? Sen tam bir uzmansın Ted. Peki olan oldu. Bunu tabağa kaydırmak bile biraz garip geliyor. Tamam. Ya bir şekilde iyileştirirsem? Krem şanti mi? Evet, onlarla her şey daha lezzetli oluyor. Burayı ekleyeceğim. Harika. İşte benim yumurtam. Bu mükemmel bir şey. Yemeğim dünyanın en iyi restoranlarında servis edilmeye layıktır. Vay canına, ne kadar yumuşak bir omlet. Kesin şunu. Sadece elimi parmaklanmalı değil. Özür dilerim. Kit, yemekleriniz hazır. Evet, ben de onları denemeye hazırım. Pekala. Bu ne? Sen misin Ted? Hayır Kit, ben değilim. Masada oturduğunu biliyorum Ted. Soruyorum, bu senin yemeğin mi? Yok, ben bunu yemeyeceğim. Vay canına, ne kadar ilginç. Ne kadar güzel bir yumurta. Mükemmel sarısı var. Tadı da. Hayır, çok iyi. Tamam, bu ne? Yumuşak bir yastığa benziyor. Açıkçası biraz garip görünüyor. Tadı fena değil. Ama omleti pek sevmedim. Bugün kızarmış yumurta istedim. Bu nedenle... Büyük anne, yumurtaların her zamanki gibi en lezzetlisi çünkü sevgiyle yapılmış, değil mi? Ne? Ben kazandım. Yaşasın. İşte yarışmamız sona erdi. Ah, bu sonsuz bir zevk çatışması. Peki bir aşçı çatışmasına dönüştüğünde en ilginç şey burada başlıyor. Multi'da da görüşüne kadar.